demek. O, yani öyle bir gerçek de var. Yani %100 daha hemen aşık oluruz. Karşı taraf da bize aşık olur. Daha yoğun tamam, olabiliyor. Evet. Gelmiştik ya. En son dedeye gelmiştik herhalde. Evet. Kattan ultra çabuk ilerliyor. Ultrason için sıra aldık. Kayıt olacağız Emir Ali için. Bekliyoruz. 20 kişi var. Emir Ali'ye 13 Mayıs'a randevu verdi. Ultrason randevusu. Bir ay sonra geleceğiz. Hadi kardeşin sonuçlarına bak bakalım oradaki makinede açıklanmış mı? Sonuçlar akşam 10'da çıkacakmış arkadaşlar, o yüzden bizim işimiz cumaya kaldı. Arabayı kaybettik. Ne? Kat kat dolaşıyoruz şimdi, arabayı arıyoruz. B2, B3. Tamam, burası işte ya. Bak. Araba yıkamacıyı bul, sen direkt bulacaksın zaten. Evet, sonunda bulduk arabayı arkadaşlar. Ay vallahi var ya, dolan. Bir şeyler yemiştik yukarıda. Diyorum ki Murat'a, onları erittik. Murat da diyor, ben şimdi yine acıktım diyor. Ay. Aşırı büyük. Şehir gibi. Evet, gerçekten. Şehir kurulsa kurulacak. Evet, o kadar büyük. Hiç sığınak böyle buralara, evet, sığınaklar da aşağıdaymış. O şeyi bilmiyorduk biz. Yani buranın otoparkına gelmemiştik. Dışarılara park ediyorduk. Hani yani bilmiyorduk bu otoparkların bu kadar büyük olduğunu. Dışarı park etmiştim herhalde. Evet. Kapalı yere girmemiştim. Ay. Evet, cuma günü tekrardan buralardayız. Gene geleceğiz. Eve bir gidelim, atalım kendimizi. Anlatırım. Ay, gözlerim bir değişik oldu. Zeynep bak, yanındaki kamera aynı Volley'e benziyor. Evet. Evet, aynı. Aynı. Hastaneden çıktık. Şimdi tek Zen'e geldik. Murat Vatan bilgisayara gireceğim dedi. Bir şey bakacağım dedi. Neymiş Murat onlar? Kolçak. İşe yarayacak bir şey mi? Bakıyor. Daha zarı bakamayacağım, ona bakın. Dar geniş daha iyi kolunu koymaya. Koyacağımız yer dar. Burası da kapanıyor diyorlar Tekzen. İnternette gördüm, Bursa'ya dair her şey falan böyle paylaşmışlar. Teşhirde %10 indirim. Geçen gelmiştik de her yer gübre. Ay, ne gülmüştük. Şimdi de dolu ama fiyatlar yani aynı dışarıyla.
hiçbir şey yok, avantajı yok. Hani madem kapanıyor, biraz uygun yapabilirler. Duvar stikerleri. Bak, sushi kokalı. Yok, bitki yetiştirme şeyi. Gel bakalım baba nereye gitti. Aa, bak. Ay. Bahçe takımlarını koymuşlar. Bak ne güzel. Ne kadarmış şu takım? Bak ne güzel portatif şu. Bakayım. 14 bin lira. Ay, çok da rahat. Şöyle ikilisi var. Ortada bir sehpa. Bir tane böyle koltuk. Bir de benim oturduğum aynı bundan işte. İki tane tekli. 14 bin lira ama rahat, plastik rattan. Şu takım daha uygunmuş. Meranti ağacıymış. Bak iki tane tekli var. Bir tane önde sehpası. Sehpası da güzel. Tam kahvaltı, yemek yemelik. Murat baksana, 11 bin fiyatı şu takımın. Kaldır bakayım kolunu şimdi. Çok fark ediyor mu yükseklik olarak? Yo. Bir de orası üçgenli ya böyle, çok kötü. Çok kötü üçgen olduğu için kolunu koyarken. Aa. Olmadı mı diyorsun? Olmadı. Bu 11.900, bu plastik rattan 14.200. Şu bambular da çok güzel. Ara ara Murat'a diyorum, at köşe koltuğu satayım diyorum, böyle takım alayım ben de diyorum balkona. Bak şu da çok güzelmiş, cam. Murat diyor ki evde köfte yapmak için diyor, bunu alayım diyor. Küçücük tavada kürek gibi. Hamburger köftesini istiyorlar, bu kadar arkadaşlar. Döndüremiyorum. Kocaman kürek gibi diyorum, onu ne yapacaksın? Küçücük tavanın içinde. Ay sağlıklı yaşa. Bunlar diyorum birazcık şey için, hani iş yerleri, dükkanlar için. Baksana böyle de fırça var. Çelik ızgara fırçasıymış. Ay çok komiksin Murat. Aa, çizmeyi gördün mü? Bunları satıyorlar mı? Aynen. Murat diyor ki bunlar ne lan diyor. Bunları satıyorlar mı harbiden diyor. Murat promosyon ürünmüş. Ne? Promosyon ürün yazıyor. Ofisten çıkarılmış, direkt buraya konulmuş yani, bak atlasın. Ay Murat. Mikrop kapacağız, yürüyün diyor. Kalu beladan kalma. Zeynep gel. Murat çok komik bakışın. Ne o? Anlamıyorum. Sen, ama sen böyle şeylere bayılıyordun. Bayılıyorum. Ya. Yaparsın. Yaparım. Ali de yapar. Çok seviyorsun. Al yapsın Ali. Al bir tane. Bisiklet, bak burada şey var. Motosiklet var. Zeynep'e de yok mu? Kız çocuklarına göre bir şey. Şimdi o da ister aynen. Bak bakalım ona. Direkt çarpacak. Niye? Ördeğin su içmesi için çok güzel. Ördek nerede? Alacaksın ya pazardan. Ben ördeği aldım, bunu da aldım. Ördek de su içiyor. Yani. Bak bak şu. Bizim aldığımız tütsüdense bu daha güzel bir şey. Bu da. Ama su, sesi de ne güzel, baksana. Şirin şirin insan hep böyle. Uykusu gelir. Uykusu gelir, başka şey gelir. Evet çok güzelmiş. 370 TL. Ama civciv alacağız ama değil mi? Alacağız oğlum. Ay şu kuzucu ne tatlı. Şu harbiden güzelmiş ya şunlar. Evet güzelmiş, ben yani. Şu küplüyü beğendim. Sen? Bu da güzel, bu da güzel. Evet. Vatan şurada hemen. Çok soğuk. Ya. Alalım hadi gel. Evet, o arkadaki scooter güzelmiş ama. Elektrikli mi o da ya? Şey, he, iyi yapmışlar. Yoksa önüne gelen binerdi. Bak burada robotlar var. Yeni neler çıkmış bak. Ne kadar? 42 bin, 35 bin. Ne kadar büyük yer kaplıyor. Klimanın kutusu gibi. Evet. Geziyoruz bakalım. Vatan Computer. Burada Tefal'in air fryer'ları. Efendim? Klimaları çıkartmışlar böyle meydana.
Samsung 25 bin lira. 25.999. Şu neymiş? 31.999. Neymiş markası? Dur bakalım. LG'ymiş. Büyük. Nerede baban? Murat bilgisayar koltuğu bakıyor büyük ihtimalle. Bakalım. Oh, hepsini aynı yere koymuşlar. 16 bin lira. Bak bu. Bu ne kadar? 7 bin lira. 11 bin lira. 5'ini 5 boş ver de mesela. Otur bak yani nasıl dolduruyor. Gerçek. Oturduğum çok rahatmış. Bakayım. Şu. Siyah. Evet. 27 bin lira. Koltuk parası. Köşe koltuk fiyatı parası. Baksana. Ama ne kadar sırt destekleri dolgulu. Bütün gün üstünde oturup çalışanlar için iyi. Bu mu? Evet. Ama bunu belin çukurda kalıyor. Öteki daha iyi. Bir şey söyleyeceğim. Efendim? Şunun içine girip de yemek yiyeceğiz üstünde. Kız ne yemeği orada? Sofra mı? Kolçak yerleri de geniş. Değil mi? Ay, çok evet. Yapmış ya. Bunu kim kızı? Abi, tamam. Çok yapmış bunlar. Bu benimkisi çok rahat değil. Ayarsızdır. Aşkım, herhalde, var. Aynen. Bu da rahat değil. Bana kalır. Oradaki küçük. Çok iyi. O kaç paraymış? Evet, hiç rahat değil o. 7 bin liraymış. Hiç rahat değil. Şu derin olanlar koltuk rahatlığı var onlarda. Bir de bel çukurunu destekliyorsun, sırtın, boynun. Yok o kızım, o çocuklara göre. Hadi gel bakalım. Abi cep telefonlarına bakmaya gitti. Baba da nereye gitmiş? Kablo mablo görüntü. Murat'ın teknoloji şeyi bitmiyor zaten. Merakı. Bu neymiş böyle? Oyun konsolu. 18.000 lira 400. 18.000 lira. Evet. Çok pahalı ya. Evet, biz eve geldik arkadaşlar. Hemen şöyle bir meyve tabağı hazırladım. Zaten yemek yemiştik hastanede. Böyle elma ve armut doğradım çocuklara. Gelirken de 3 tane ekmek aldık. Şunu bitirmişler şimdi. Burada ilaçlar var. Burada muz aldım böyle. Burada da patates var. 3 kilo da patates aldım. İlaç Zeynep'e ne verdi göstereyim. Şu kremi verdi. Fukicort. Bizde vardı zaten bundan. Ben kullanıyordum. Bir de şu şurubu verdi. Normalde bizde Alerset var. Alerset kullanıyoruz. Geçen de alerjisi olunca doktor Alerset verdi ona. Yüksek ihtisasta. Ama şimdi bunu verdi. İğne vermiş bir de 3 tane ama onları iptal ettim ben eczanede. Kortizonlu iğne. Bir tane de normal kendi alerji hapımı aldım. Bunu içiyorum. Ben de kötü olduğum zaman. Şimdi çayın altını açtım ben. Sabah içememiştik. Şöyle bir çay içelim. Gözümüzü hastanede açtık. Evet arkadaşlar, şimdi çayımızı içiyoruz. Çocuklar da burada oyun oynuyorlar. Onlara orada mağazalar var bir sürü. Bir görseniz Teddy falan, oradan oyuncak aldık. Zeynep'e cesaret ödülü. Çok cesur davrandı çünkü. İlk defa kan aldırdık. Bebekliğinde falan aldırıyorduk ama böyle büyüdüğünde, kendini bildiğinde ilk defa alındı. Hastalandığında falan 4 çelik çocuk hastanesine götürdük hep. Yüksek ihtisasa götürdük ama hiç böyle kan tahlili istemedi. Sağlık ocağına da Ali ile ben hani veriyoruz 6 ayda bir, senede bir kan tahlili ama Zeynep'e hiç kan tahlili yaptırmıyorduk. Çünkü bir tek süt alerjisi var diye. Şimdi internetten baktım, E-Devlet'ten kan değerleri normal, hiçbir şey çıkmadı. Hani neyden bu alerji oluyor, bu kollarında kabarmalar oluyor bilmiyorum.
Biz doktor dedi işte, bu doktor Zeynep'in süt alerjisini teşhis eden doktor. Ben bunu hep takip ediyordum zaten hangi hastanede diye. İlk Mudanya Devlet Hastanesi'nde 8 aylıkken teşhis koydu. Sonra da ne yaptı? Yıldırım Doruk'a gitti özel hastaneye. Oradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne geçmiş. Şimdi de gittik ona işte, anlattık böyle böyle diye. O dedi ki geçmesi lazım dedi. Hani 2 yaşa kadar süt alerjileri, ama ben dedim hani 2 yaşta da gelmiştik size, ama o zaman da demişti bize işte 3 gün diyeti uygulayın. İşte onu yapın, diyetini açın. İşte kimi zaman hani 10 yaşa kadar geçer kimi çocukta, kimi çocukta daha erken bitebilir bu demişti, ama bizim hala uzadı yani. Yoğurt falan zaten hiç yemiyor Zeynep, beyaz peynir, yoğurt, süt. Bunun için kalsiyum desteği alacak işte. Ama dediğim gibi tahlil sonuçlarını görmesi lazım doktorun. Ona göre bir ilaç yazacak ve bize şey açtı. Yeşil alan gastroenteroloji bölümüne yönlendirdi. Orası da bakacak bakalım. Neden, ne alerjik bu çocukta böyle diye. Ama yani olmuyor süt ürünleri. Bakacağız bakalım. Hastanelerde bu ara koşturmaca işlerimiz var. Evet, bu akşam yemeğine şöyle bol yeşillikli, mis gibi nar ekşili, zeytinyağlı bir salata yaptık. Bir dolu kase yaptık böyle. Bir de şöyle bir tabaklık kapuskamız kalmıştı. Onu çıkarttım. Burada da tavuklarımız pişiyor. Nasıl çekmiş suyunu? Uçtu gitti suya. Azıcık kızartayım şimdi şeyin gerisini falan. İçi tamam. Şimdi güzel pişmiştir. Lokum şimdi gibi. Böyle şey gibi dökülüyor. Tandır gibi. Tandır gibi oldu tabi. Ve bugünün menüsü. Hadi bakalım. Pratik ve lezzetli. Bize afiyet olsun. Ananas sıcak mı da ben üflerdim az önce? Değil kızım. Arkadaşlara. Ali yedi daha önce. Kalk. Ali yedi daha önce de sen yemedin. Ali bebekken çok severdi yerde. Ben ananas yiyorum, çok acı. Acı mı? Acı. Nefise. Buraya da alınacağım. Ay. Ananas yiyorum, çok acı. Abin yesin. Su içeceğim biraz. Bak orada su, koş. Hissettim mi? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Bence de.